Beni odanıza çağırttığınıza göre suçsuz olduğumu anladınız herhalde general. Ancak itibarımı ve şerefimi yerle bir ettiniz. Bunu yanınıza bırakmayacağım. Seni buraya başka bir sebepten çağırdım. Mesele sen değilsin. Oğlun Zafer. Anlamadım. Ne olmuş Zafer'e? Yoksa onunla mı başına bir bela açtınız? Sakin ol. Sana böyle bir haber vermek istemezdim. Ne demek istiyorsun? Ne oldu oğluma? Maalesef Zafer. Türklerle girdiği çatışmada öldürülmüş. Hayır, yalan söylüyorsun. Zafer'ime bir şey olmadı, yalan söylüyorsun general! Ebu'la. Şu anda tutsağımız olsan da Zafer ve sen en iyi dostlarımızdansınız. Maalesef doğru. Zafer'i bizzat Albay Halil öldürmüş. Neccar. Neccar. Ne diyor bunlar? Bunun doğru olmadığını söyle. Zafer'ime bir şey olmadı değil mi? Yalan söylüyorlar değil mi Neccar? Eğer öyle bir şey olsaydı bunu dünürüm ve dostum olarak önce sen söylemez miydin ha? Hayır hayır. Yalan değil mi Neccar? Bunun yalan olduğunu söyle bana Neccar. Ebu'la. Bilirim. Bu haber bir ok gibi sallanır yüreğine. Ama güçlü ve metin olmalısın. Maalesef hakikat bu. Zafer'i kaybettik. Yalan. Hayır hayır yalan bu. Sen de onlar gibi yalan söylüyorsun Neccan. Bir yalan söylüyorsun. Hayır çekil. Zafer'i sen öldürdün. Geberteceğim. Oğlumu Türklerle çatışmaya sen gönderdin. Onu sen öldürdün. Bırak dedim bırak. Ebu'la, acını anlıyorum ama haddini aşmaya başladım. Ebu'la! Ebu'la, eğer elini hemen çekmezsen zor kullanmak zorunda kalacağız. Beni içeri atıp oğlumu öldürdünüz. Ben de sizi yemedim. Ebu'la! Ne yaptınız siz? Oğlunu ondan aldınız. Onun da mı canını almak istiyorsunuz? Acısı ne kadar büyük olursa olsun haddini bilecek. Derhal Ebu'la'yı hapishaneye götürün. General, derhal dedim.